Herkese iyi akşamlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün 16 Mayıs Pazartesi akşam 21.18 sularındayken kısa vadeli analizimize Perşembe günü en son analiz yapmıştık. Tam yerimizden devam edemesek de Cuma günü pas geçtik ama bugün hem Cuma gününü toparlayacağız hem de bugünkü trend durumunu inceleyeceğiz. Altın, gümüş, dolar, borsa, bitcoin tarafında. Evet, altın ve gümüş ons Perşembe günü yaptığımız analizde en son serbest düşüşte diye aktarmıştık. Dolar ara hedefe 15.42'ye geldi. Bitcoin'in riskli halen olduğunu ve borsada da şelale şeklinde bir sert düşüşe tanık olduğumuzu belirtmiştik. Şimdi altın tarafından başlayalım. Altın tarafında Perşembe günü şu özeti yazmıştık. Ons altında sert düşüş devam ediyor. 1853 geçilemedi. 1838 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder diye aktardıktan sonra gram altında 906 altında kapanış gelmesi bugün düşüş trendini başlatabilir 906 seviyesinden diye aktarmıştık. En azından ümitlerin devam etmesi için 93-94 arasında kapatmamız gerekiyor diye sizlere aktarmıştık. Şimdi o ons altından başlarsak arkadaşlar, ons altın Perşembe günü kapanışı 1821'lerden yaptı. Cuma günü ise 1811'lerden yaptı. En düşük 1799'ları gördü ve bugün 1787'lere kadar gelsek de arkadaşlar o noktadan bir alım gelerek şu an biz ters çanak formasyonunu tamamlamış olduk diyebiliriz arkadaşlar. Ve bunu da yine ben Twitter sayfamdan da paylaştım. 14 Mayıs tarihinde paylaştığım bir nokta vardı. Bakın burada 1780'ler veya 1750'ler civarında iki tane önemli, 55'ler civarında iki tane önemli destek olduğundan bahsetmiştim. İki tane burada dönebilecek noktanın olduğunda yine hafta sonu yaptığımız sohbet vardı arkadaşlar. Yani ilk kez yaptım, deneme olarak yaptığım için bir planlı bir durum olmadığı için herkesin haberi olmamış olabilir. Sohbete katılmak isteyen arkadaşlar için bir sonraki yayınımızı, daha doğrusu sohbet yayınımızı Twitter'da planlı olarak yapıp size bilgi vereceğim. Neyse, konuya dönersek arkadaşlar, benim burada 1780-90 arası ve 1755-60 arası veya 1755-50 arasındaki iki tane önemli bölge olduğunu ben düşünüyorum. Şu an ilk noktayı test ettik. Dibi gördük diyebilir miyiz arkadaşlar? Görmüş olabiliriz. En azından kısa vadede bir tepki gelebilir 1850'lere doğru. Ama şu an için benim gördüğüm günlük bazda halen düşüş trendi devam ediyor. Ve bu noktada baktığımda da ben 1825'lerin üzerinde bir kapanış, 22'lerin 23'lerin üzerinde bir kapanış gelmedikçe ons altındaki şu anki hareketlerin sadece tepki olarak kaldığını, yani şuradaki gibi arkadaşlar bir tepki geldi. Ama yükseliş trendine girememiştik. Şimdi bakalım yine aynı denemeyi yapacak. Hatta daha önce 4 kere denemişti hatırlarsanız. 1, 2, 3, 4. 4. kez yine başarısız olmuştu. Şu an 5. denemeye gidiyor arkadaşlar. 2000 dolardan biz 1788'lere geldik. Çok ciddi bir düşüş. Bu düşüşün dengelenme noktası 1780 ile 1790 arası olabilir. Bu zaten geldi arkadaşlar. İkinci noktada yine dediğimiz gibi 1750 civarında, 50-55 civarında bir bölge var. Burası da ikinci aday. Eğer buranın altında bir kapanış gelirse artık ben ons altında arkadaşlar uzun vadede bir kötümser tarafa geçerim. Şu an için 1750'lere kadar yani kabul edilebilir ama onun altı sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. Ama yine de biz burada 1780-90'lardan sanki dip yapmış gibi şimdilik düşünebiliriz. En azından ufak alımlar yapanlar için yani risk barındırıyor. Bakın arkadaşlar, buradaki deneme nasıl başarısız olduysa yine burada da başarısız olup en azından 1750'ye gidebiliriz. O yüzden stop losslu ve çok fazla bütün %100 malınızla girmenizi açıkçası şu gün bugün önermem arkadaşlar. Tabii ki size kalmış bir şey yatırım tavsiyesi tabii ki değil. Şimdi burada dediğim gibi 1822 altında kapanış yaptıkça burada düşüş trendinin ben devam edeceğini düşünüyorum kısa vadede. Bu seviyenin üzerinde kapatmadıkça bir yükseliş trendinden bahsedemeyiz ve aşağı doğru hareketin devam etmesini izlemek gerekiyor arkadaşlar. Bu hareketin incelemesini yaptığımızda da gördüğünüz gibi bir kanal hareketi oluştu. O kanalı da göstereyim size. Bir paralel kanal içerisinde hareket ettiğimizi varsayabiliriz ve eşleşiyor diye de bir yorum yapabiliriz diye ben gözlemliyorum. Ve gözlemlediğimizde arkadaşlar burada artık 1780'lerden bir tepki gelip en azından
1830'lara doğru bir hareketin devam etmesi, tepki göstermesi gerekiyor. Onu da şöyle göstereyim. Bu hareket yaptı, tekrar geldi, tekrar yaptı, tekrar geldi, tekrar 1830'lara doğru bir hareket yapacak mı? Bu şekilde takip edeceğiz. Şu an için düşüş trendi devam ediyor diyebiliriz. Birazcık daha orta vadeci arkadaşlar için 1830'lar üzerinde kapanış gerekli. Onu da söylemek gerekiyor. Aylık bazda şu an için düşüş trendi içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu düşüş trendinin çok daha büyük düşüşlere sebep olmaması için arkadaşlar tekrardan biz 1870 ve üzerine çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta 1840'ların üzerine çıksak bile arkadaşlar bu da iyi bir durumdur. Haftalık bazda da yine düşüş trendi devam ediyor. Burada bugün 1950 veya 1882 görüldüğünü bazı grafikler gösteriyor. Bu anlık mı oldu, bir hata mı? Bunu bilemiyorum arkadaşlar ama şu an böyle bir grafik var haftalıkta. Bakalım yukarı doğru bu iğne attıysa tekrardan gidebilecek mi? Bunu gözlemleyeceğiz. Ben şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Benim görüşüm, yine hafta sonunda söylemiştim. Merkez bankaları tarafından veya işte büyük para babaları tarafından bence ons altına ve ons gümüşe büyük bir baskı uygulanmaya devam ediliyor. Bunu söyleyebilirim. Tabii ki temel gerekçeler var ama burada baskın olduğunu da söyleyebilirim. Evet. Gram altında arkadaşlar günlük baza dönersek, günlük bazda yaptığımız özette 906 altında bir kapanış gelirse Perşembe günü düşüş trendine girebiliriz demiştik. Kapanış 902,5'tan oldu. En azından 903-904 kapatmamız gerekiyor diye ifade etmiştik. Onu da kapatamadık. Dolayısıyla burada gram altın sinyal tablosuna bunu işlememiz gerekiyor. 906'dan bir düşüş olarak Perşembe günü bunu sinyal tablomuzda işliyorum. Trendin burada tamamlandığına işaret gösteriyor. Ve şimdi bugünkü duruma dönersek, şimdiki duruma baktığımızda ise burada arkadaşlar 906'dan sonra bizim şu pembe çizginin altında kapanış göremedim. Dolayısıyla halen güçlü trend olmasa da buralarda tutunmaya çalıştığını gözlemliyoruz ve bugün için eğer arkadaşlar tekrardan bakın şurası bir yükseliş kanalı içindeydi ve 917'lere kadar geldi. Ben 920'ler bekliyordum açıkçası. Şu an tekrardan arkadaşlar şurası bir ufak bir düşüş trendi veya çok zayıf bir düşüş trendi olarak adlandırabilirsiniz. Koşul ne? 895'lerin altında bir kapanış gelmemesi. Gelirse 880 ve 860'lar, hadi bilemediniz uzun vadede 850'ler gelebilir ama ben onun altını beklemiyorum diye de hafta sonunda arkadaşlar burada yine ifade etmiştim. Yine bu orta uzun vadeyle ilgili ama kısa vadede bizim bakacağımız nokta 895'ler ve 904'ler. 904'lerin üzerinde bir kapanış tekrardan yükseliş trendine bizi sokabilir. Ben yine iyimser tarafa geçelim. Bu noktada da şöyle bakılabilir. Belki şurada ufak bir tobo oluşabilir arkadaşlar. Tekrardan 918'in kırılmasıyla beraber bizim arkadaşlar belki de Haziran sonuna doğru 935'ler gelme ihtimalinin ben olduğunu düşünüyorum. Burada iki tane olay var. Dolar TL'nin çok sert geri gelmemesi, ons altında 1780 veya 1750'lerin en azından altında kapanış yapmamamız gerekiyor. Bu kapanışlar gelmediği sürece biz orta vadede tekrardan 930'lara doğru bir hareket yapmamızı ben bekliyorum. Şimdi ons altında diyelim ki 922 altında kaldıkça düşüş trendi devam. Dip olmaya aday 1900 pardon 1780 1790 aralığı görüldü. Şimdi buradan yukarı doğru dönmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada 1822 çok özür diliyorum arkadaşlar. 922 değil 1822 dolar altında kaldıkça düşüş trendi devam dememiz gerekiyordu. Şimdi onu düzelttik. Bakalım bu seviyenin üzerine çıkarak arkadaşlar en azından 1830'u 40'ları
test edebilir miyiz? Kısa vadede tepki yükselişi olarak adlandırırım ben bunu. Eğer 30-40'lar kırılırsa o zaman tekrardan ciddi bir yükseliş başlayabilir. Evet, destek dirençleri de yazarsak destek burada 1810, 1800, 1790, 1780. Direnç ise 1700, 1800, 22, 1830, 1841, 1853. Gram altında 904 üzerinde kapanış bizi tekrar yükseliş trendine sokabilir. 895'ler üzerinde kalmamız güzel diyebiliriz arkadaşlar. Destek dirençleri yazarsak şöyle diyelim. Bugün sokabilir. Onu da yazalım. Kapanışa göre ben yine sinyal tablomu yarın sabah veya yarın akşam güncellemeye çalışacağım. 903, 900, 898, 895. 890'ı yazalım bir de. Direnç ise 910, 915, 917, hatta 918, 921 rakamlarını yazabiliriz. Evet, şöyle özeti kaydetmeniz için burada biraz bekledim ve gümüş tarafına geçtik. Gümüş tarafına geçtiğimizde arkadaşlar öncelikle bazı arkadaşlara da değindiği altın gümüş rastlosuna geçmek istiyorum. Ben de çok çok uzun zamandır bakmıyorum. Şu an açılmadı. Tekrar deniyorum. Evet, kaydettiğim taraftan açalım arkadaşlar. XAU, XAG oranına baktığımızda burada artık altının gümüşe karşı arkadaşlar artık düşüş trendine geçtiğini ve gümüşün değerlendiğini görüyoruz. Yani artık gümüş altına göre daha iyi performans gösterecek diyebiliriz şu şartlarda. Şimdi tekrardan geri dönüyorum benim gümüş tarafına. Gümüş tarafına baktığımızda arkadaşlar demin ne söyledik? Ons altında yükseliş trendi başlamadı demiştik. Ve burada grafiğe baktığımda arkadaşlar 21.20 yani 21.2 seviyesinden kabaca yükseliş trendi benim görüşme göre bugün başladı diyebilirim arkadaşlar. Ve ben bunu ons gümüş tabloma işliyorum. Ons gümüş sinyal tablomu işliyorum. Ve en son sinyal 25.8'den başlamıştı ve 26.2'den 20.5'lere kadar geldik. Şimdi yine Twitter sayfamda arkadaşlar benim yine biraz orta uzun vade olabilir bu ama ben 20.7'nin yani şu anki noktaların en düşük 20.5'leri görmüştük arkadaşlar bildiğiniz gibi. O bölgelerin dip olma adayının olduğunu ve 18.7'lerin bir alt noktada dip adayı olabileceğini yani 1750 ve 1780 gibi düşünebilirsiniz. Eğer buraların altında bir kapanış gelirse arkadaşlar 18.7, 18.6'ların o zaman çok büyük sıkıntı başlıyor diye ifade etmiştim. Yine altın onsta olduğu gibi bunu da isterseniz kanalımızdan bakabilirsiniz. Ama günlük bazda arkadaşlar burada iyimser bir tablonun oluştuğunu ve 21.8, 21.9'lara doğru bir hareket olmasını ben şu an bekliyorum ve yükseliş trendine de bugün girdik. 21.2 seviyesinden arkadaşlar yükseliş trendinin ben başladığını benim analiz sistemime göre söyleyebilirim. Şimdi teknik detaylara birazcık daha geri dönersek burada şuradan düşüşten başlayan trend kanalını çizdiğimizde bakın burada hemen karşımıza 21.75'te bir direnç olduğunu gösteren bir nokta bizi karşılıyor. Dolayısıyla buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sonrasında da harekete baktığımızda yine bir direnç noktası. Arka arkaya iki tane direncimiz arkadaşlar. Birincisi 21.55. İkincisi 21.8. Bu bölge biraz çetrefilli arkadaşlar. Yani buralardan biraz zorlanabiliriz. Aşağı doğru gelip tekrardan yukarı doğru toparlanıp toparlanmayacağını takip etmemiz gerekiyor. Şu an için işler iyi ve 21.2 üzerinde kaldıkça yukarı doğru hedef almak gerekiyor diye ben düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan arkadaşlar. Peki gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte de yine
Günlük bazda durumun iyi olduğunda, hatta akşam saatlerinde de ifade etmiştik. Demiştik ki arkadaşlar, orada bizim gram gümüş tarafında durumun iyi olduğunu, yani aslında yükseliş trenine girdiğini gözlemledim. Ve daha önce çizdiğimizde bir senaryo vardı arkadaşlar. Bakın, şöyle dip yapıp yukarı doğru dönüp 11.30'lar civarına bir bölgeye doğru gidebilir diye aktarmıştım. Benim beklentimin biraz daha aşağısına geldi. Ben 10.40'lardan dönmesini bekliyordum. 10.20'lere kadar biz düşüş gördük arkadaşlar. Şu an için oralarda çok kalıcı olamadı ve biraz yine geriye giderek gram gümüşte de orta uzun vade yine arkadaşlar. Yine burada yani çok yakın vade olmayabilir ama şöyle gösterelim. 9.90 demiştik diye hatırlıyorum. Evet. Sadece 10-15 saniyenizi rica edeceğim. Evet. Gram gümüşte ise 9.99-80'in muhtemel dip olacağını düşünüyorum demiştim arkadaşlar. Onun altını çok düşünmüyorum. Yani biz 10.2'ye kadar geldik. Eğer önümüzdeki günlerde bir düşüş dalgası gelirse 9.90'ların altında çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum diye ifade etmiştim. Ve bakın, burada da yazdığım şekilde gram gümüşte 10.43 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder demiştik Perşembe günü. Bizim Cuma günü kapanışımız arkadaşlar burada 10.51 oldu. Ve ben baktığımda burada 10.47 seviyesinden bir yükseliş trenine girdiğimizi ben Cuma günü düşünüyorum. Ve burada da yazdığım şekilde 10.25'ten bir miktar tepki gelebilir 10.43'lere demiştik. 10.43'lere de bugün geçmiş vaziyetteyiz. Yani aslında biz bunu Cuma günü için bahsetmiş olabiliriz. Ve burada kapanış 10.51, 10.43'ün üzerinde oldu. Ve şu an biz daha üst noktalara geldik. Güçlü trend devam ediyor ve hedef noktalarını size arkadaşlar demin de aktardığım şekilde, bu grafiği bozmak istemiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Çünkü o kanal benim için önemli. Bu kanalı takip edeceğim ve bu kanalın hedefi de şu an 10.30 ile 11.1 arasında bir bölge olarak gözlemleniyor diyebiliriz. Bunu önümüzdeki hemen kısa vadede görmeyebiliriz. Önümüzdeki belki birkaç hafta sonra görme şansımız olabilir. Bir hafta 10 gün belki Haziran başında ihtimalimiz bulunuyor. Evet. Burada da özet yapmadan önce gram gümüşte de sinyal tablomuzu güncelleyelim. Evet, 12.05'ten düşüş dedik ve nereye geldik? 10.2'ye, yani yaklaşık %20'ye yakın bir düşüşten kurtarmış oldu hani sistemimiz. Ve biz de diyoruz ki şimdi 10.48'den Cuma günü arkadaşlar burada yükseliş trenine girdik. Cuma günü maalesef yayın yapamadığım için ben bunu ifade edemedim. Ve şu an bu güçlenerek devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada özetimizi dönerek tamamlayalım. Evet, ons gümüşte 21.2'den bugün yükseliş trendi. Bu bugün arkadaşlar. Ons gümüş bugün. Gram gümüş ise Cuma günü başladı yükseliş trendi. Başladı diyebiliriz. Eğer kapanışta bir yamuk olmazsa destek 21.2, 21.2 stop da denilebilir buraya. 21, 20.8, 20.5. Direnç ise 21.60 veya 50 diyelim arkadaşlar. Eğer 50'nin altında kapatırsak 21.8 ya da şöyle 21.6, 21.8. Burası biraz dediğim gibi dikenli bir bölge. 22, 22.3, 22.5, 23 diye gidiyor ama hatta 22.8'de sıkıştırabiliriz. Gram gümüşte Cuma günü 10.48'den yükseliş trendi başlamış diyebiliriz. Destek burada 10.50 seviyesini yazabiliriz. 10. pardon, 60 seviyesi 10.50 seviyesini yazabiliriz ve 10.55 üzerinde kaldıkça yön yukarı.
Yani 10.55 bizim için bugün veya yarın için arkadaşlar kabaca stop loss noktası diyebilirim. Benim kendi açımdan tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Destek dirençleri de böyle yazdık. Pardon, destekleri yazdık. Dirençlere geldiğimizde 10.90, 11, 11, 10, 11, 30 diye gidiyor arkadaşlar. Ayrıca Haziran başında 11, 10, 11, 30 görebiliriz diye de not düşelim. Evet, bakalım şu hedef noktasına doğru yol alacak mı? 11, 10 ile 11, 30 arasında bir bölge gelebilecek mi? Arasında görebiliriz diye not düşersek daha doğru olacaktır. Evet, burada da arkadaşlar özetimizi tamamladık. Biraz uzun oldu bugünkü yayınımız. Çünkü cuma günü yapamayınca onu toparlamak için yayını biraz uzattık. Evet, biz burada Perşembe günü ne demişiz? Dolar TL'de 15.31 üzerinde kaldıkça güçlü trend devam eder. Yani sadece kar satışı olur ve yoluna devam eder demiştik. Evet, burası bugün cuma ve Perşembe günü. Perşembe günü nereden kapatmış? 15.36'dan. Yani çok güçlü bir trend devam etmiş. Ara hedefimiz dediğimiz gibi 15.42 gelmişti ve sonrasında da arkadaşlar yeni hedeflere doğru koşuyoruz. Yine Twitter sayfamdan takip edenler bilir. 15.55 ile 15.60 arasında bekliyorum diye aktarmıştık. Cuma günü zaten 15.55'leri gördük. Bugün de 15.67'lere kadar yükselmiş durumdayız. Peki, şimdi arkadaşlar burada ben size çok yine net olmaya çalışacağım. 15.45. 15.45 üzerinde kaldıkça dolar da yukarı doğru TL'de 15.45 üzerinde kaldıkça yön yukarı tutmak isteyen tutabilir arkadaşlar diyebiliriz. Ayrıca burada da yine 15.52 üzerinde kaldıkça güçlü trend diyebiliriz. Destek 15.52, 15.45, 15.38 rakamını verebilirim. Onun altında da 15.33 var. Direnç ise 15.58 şu an bize direnç gösteriyor. 15.67 bugün gördüğü en yüksek nokta direnç olacaktır. 15.71 seviyesini yazabiliriz arkadaşlar. Ve bu kanal dikkat ederseniz daha önce de oluşturmuştuk. İsterseniz bunu bir yine renklendirme yöntemiyle daha belirginleştirelim. Daha belirginleştirdiğimizde de hareketin orta uzun vadede 16.50'ye doğru yol aldığını bize gösteriyor yavaş yavaş. Tabii ki böyle patır kütür gitmeyebilir. Bakın şurada nasıl bir düzeltme yaptıysa burada da bir düzeltme yakın dönemde görebiliriz. Buna aday noktalardan bir tanesi 15.80'ler veya 15.70'ler olarak görüyorum. Yani birkaç gün sonra dolar TL'de arkadaşlar bir düzeltme gelebilir. Ama bu tek taraftan bakmak, madem öyle sizlerle beraber dolar endeksine de bakalım. Dolar endeksi ne yapıyor? Dolar endeksinde bir düşüş var mı? Evet, grafiklerinde bir sıkıntı var bugün. Başka bir taraftan bakacağım. Yani bunu hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum ama para basmanın bitirilmesiyle beraber şimdi tekrardan yukarı doğru gideceğiz mi demişiz. Yani her şey burada açık duruyor. Neyse, bu aylık bazdı. Şimdi günlük baza geçtiğimizde evet dolar endeksinde bir miktar gevşeme olduğunu gözlemliyoruz. Ama ne kadar gevşeyecek ve burada nerede arkadaşlar? Aylık bazda bakmamız gerekiyor. Şu seviye bizim daha önceki tepe noktalardan geçtiği için bizim tekrardan 102'lerin altına gelmemiz gerekiyor ki o zaman dolar TL'de de bir yansıma oluşsun yurt dışı kaynaklı. Peki açılırsa arkadaşlar 2 yıllıklarına bakacağım ABD'nin. Evet, aylık bazda burada bir kar satışı gözüküyor. Günlük bazda da yani yatay bir durum var. 10 yıllıklara bakalım. 10 yıllıklara baktığımızda burada da bir gevşeme var gibi sanki. Uzun vadeye baktığımızda da burada da bir gevşeme var. Peki bir de
USD paritesine bakalım. Euro USD paritesine baktığımızda aylık noktada arkadaşlar inanılmaz dip noktalara geldi. Şöyle bir trend çizersek en basitinden 1.02 civarında tutunabilirse tutunacak. Tutunamazsa bu birin de altına gelme olasılığı var. Günlük baza baktığımızda evet bir toparlama var ama yeterli değil gibi sizlere bunu şimdilik söyleyebilirim. Bunu önümüzdeki günlerde yeniden biraz daha ben detaylı bakayım size daha net rakamları söyleyebilirim. Ama şu an için arkadaşlar şöyle RSI göstergemizi atarsak evet bir toparlama olduğu aşikar. Bunu takip edeceğiz. Buradaki toparlamayla beraber dolar TL grafiğine tekrar döneceğiz. Öncelikle şunu düzelteyim arkadaşlar. Ve dolar TL grafiğine döndük. Burada da bir gevşeme gelebilir. Yani birkaç gün içerisinde arkadaşlar 15-70-77 bölgesinden bir kar satışı gelme olasılığı bulunmakta. Bu konuda uyarmak istiyorum ama şu an için size söylediğim 15.52'nin şu an üzerindeyiz. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça asla aşağı doğru endişe yaratmaya gerek yok diye sizlere bunu da baştan söylemek istiyorum. Şimdi bir araçtan daha yararlanırsak arkadaşlar buradaki diğer aracımıza bakarsak bakın şu tepe noktasında birleştirdiğimizde yine karşımıza çıkan seviye 15.80'ler 70'ler. Yani ben bu bölgeyi önemsiyorum. Bakalım biz 2-3 gün sonra yani şöyle bakalım yani bu hafta sonundan sonra bir düzeltme gelir mi? Tatil bölgesine de giriyoruz. O noktada genellikle tatilde de dolar TL yükselir. Yani bu illa öyle olacak diye bir şey yok ama yani şöyle bir senaryo oluşacak mı? Bunu takip edeceğiz. Kısacası bu. Peki destek dirençleri de verdik. Ve dolar TL'yi de bitirmiş olalım burada. Bitcoin tarafına geçelim arkadaşlar. Borsaya geçecektim ama bu sefer oradan başlayalım. Sorun değil. Evet, aylık bazda bu 27.000-26.000 bölgesini halen çok önemsiyorum. Buranın altı şelale yaratabilir. Günlük bazda baktığımızda arkadaşlar şöyle bir grafiği düzeltiyorum. Evet. Düzelttiğimde ben burada 29.500'den çok ufak bir yükseliş trendi oluştuğunu gözlemliyorum. Ve bu yükseliş trendinin de hedefi burada 33.000 bölgesi olarak gözlemleniyor. Ama arkadaşlar burada sanki oraya gidemeyecek. Eğer 30.000'in altında, daha doğrusu şöyle diyelim, 29.800'ler civarının altında bir kapanış gelirse ya da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şuradaki Fibo seviyesi 29.790, 29.700 diyelim. O seviyenin altında bir kapanış gelirse buradaki ufak yükseliş trendi de biter. Tekrardan aşağı doğru şelale bir hareket başlayabilir. Bitcoin hiç stabil değil bu aralar. Onu sizlere söylemek istiyorum. Düşüş trendi burada oluşmasa da ufak bir yükseliş trendi olsa da tekrardan düşüş trendine doğru giden bir yol var. Lütfen dikkatli olun. 29.700'lerin altı benim için stop demektir. Şimdi bir borsa tarafına geçtik. Borsa tarafında da arkadaşlar benim 2300-2330 arasındaki bir noktada hedefim vardı. Bu hedefe doğru devam ediyoruz. Yine arkadaşlar hemen dönelim. Çok yakın zamanda yani 50 dakika önce paylaştım. Elliott dalgasını çok kullanmam, çok sevmem arkadaşlar ama burada yükselişin başladığı 1. 2. 3. 4. ve 5. dalgadan sonra A düşüşü, B bunun tepkisi, C esas düşüşü şeklinde devam ederse bu dalga 2330'lar civarında bir bölgede dengelenebilir. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Burası bir trendti. Bu kırıldı. Onun tepkisi geldi ve bu tepenin üzerine çıkamadı. Dikkat ederseniz bu da teknik bir göstergedir. A, B ve C noktası da B'nin altında. Şöyle göstereyim. Bakın B noktası burası. C noktası da B'nin altına doğru gidiyor ve formasyon çok sanki bariz bir şekilde ABC yapmak üzeremiş gibi geldi bana arkadaşlar. Bu şekilde dikkatinizi çekmek istedim. Teknik olarak 2300-2330 bölgesi benim için hedefte bulunmakta. Evet arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geliyoruz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Ayrıca teknik analiz video eğitim setime katılmak için buradaki mail adresine boş da olsa mail atabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Bugün video biraz uzun olmuş olabilir. Bunun için kusura bakmayın ama cuma gününü ve bugünü toparlamaya çalıştık. Hoşça kalın.